başlatalım. Cuma hutbesinden bahsediyorduk. Merdivenleri sanırım çıktık. Şimdi evet. Birinci hutbe diyor. Unutmadan Subhanallah kelimesi. Subhanallah. Efendim buradaki Subhan kelimesi bizim bildiğimiz fiillere benzemiyor. Efendim normalde zaten bu isim kabul ediliyor. Fakat fiil anlamı veriyor. Yani kendisi isim. Nitekim peşinden gelen Allah lafzı bakınız mecrur gelmiş. Demek ki bu bir isim toplantısı. Subhanallah. Tabii biz sonunu harekelemiyoruz Türkçe'de de. Harekelersek Subhanallahi. Efendim bu idafe ismiye, isim tanımlaması. Ama buradaki Subhan fiil anlamı. Hatta cümle anlamı taşıyor. Efendim Allah için kullanıyoruz biz bunu. Tenzih ifadesinde kullanıyoruz. Allah'ı tüm eksikliklerden tenzih ederim. Allah tüm eksikliklerden münezzehtir anlamına geliyor. Hani bazen biz normal konuşurken de söyleriz ya Subhanallah deriz. Efendim işte bu bunun anlamı bu. Efendim biz çoğu kere Elhamdülillah de deriz. Allah'a hamdolsun diye tercüme etmiştik. Bu bir isim cümlesiydi. Efendim Elhamdülillah. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, hamd, alemlerin Rabbi Allah'adır. Dua cümlesi yapmak istersek Allah'a olsun deriz. Burada elhamdü mübteda, efendim geri kalanı haber. Şibi cümlesi soyundan gelmiş. Buradaki Rabbil Alemin kendi içinde bir isim tanımlaması. Rab, muzaf, alemin, muzafın ileyh. Bu Allah lafzının efendim sıfatı ya da bedeli olarak kullanılıyor. İster bu ifadeye sıfat deyiniz efendim, ister bedel deyiniz, atıf diyemiyoruz. Çünkü atıf harfi yok efendim. Tekit değil tabii. Tekit deseniz bile ki tekit değil. Efendim bu dört tane yapı tabidir. Yani nedir? İrabını kendisinden öncekinden alır. Burada Rabbil Alemin sıfat ya da bedel olarak değerlendirilebilir. İrabını Allah lafzından alır. Allah lafzı harfi cerden sonra mecrur geldiği için bedeli ya da sıfatı yine mecrur olur. Efendim buradaki Rab kelimesi camit olarak düşünürsek bedel, hayır bu sıfat vasıftır. Nitelik bildirir olarak düşünürsek sıfat olarak değerlendirilir. İki şekilde de efendim irabı aynıdır. Aralarında bir anlam farkı da bulunmaz. Eğer bedel olarak değerlendirirsek şöyle tercüme ederiz. Allah şey hamd Allah'a, alemlerin Rabbine aittir ya da olsun. Sıfat olarak değerlendirirsek hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a dır. Allah'a olsun. Yani birinde Allah'a sonra alemlerin Rabbine diye açıklama getiriyorsun. Bedel olmuş oluyor. Sıfat olarak tercüme etmem mümkün mü? Evet. O zaman alemlerin Rabbi olan Allah'a diyoruz. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim buradaki es-salatu ve selamu mübtedadır. Geri kalan ifade ise haberdir. Burada haberimiz yine şibi cümlesi olarak gelmiştir. Niye şibi cümlesi olduğu üzerinde vurgu yapıyorum? Efendim haber türleri müfret soylu değilse irap harekesini göstermez. Yani haber şibi cümlesi, isim cümlesi, fiil cümlesi olarak geldiğinde ki biz bunlara C diyoruz ve her C nekradır. İrab harekesini göstermez. Yani haber olduğunu siz mahallen söylersiniz.
şey merfu olduğunu mahalle söylersiniz. Demek ki C'ler bir ögeye karşılık geldiğinde hem nekradırlar hem de mahallen irab edilirler. Hani lafzi irab vardı, manevi şey lafzi irab, sonra takdiri irab vardı, mahalli irab vardı, bir de mahki irab var. Mahalli irab mebni yapıla söz konusu olduğunda efendim söz konusu edilir. Burada haberimiz şibi cümle sonra gelmiş. O zaman mahalle merfudur. Burada da haberimiz şibi cümle sonra gelmiş. O zaman haberimiz mahallen merfudur diyoruz. Mebni bir kelime geçseydi yine onun içinde mahallen diyecektik. Demek ki haber türü, sıfat türü, hal türü bu üçü için de geçerli. Müfret yapıda geldiğinde irab hareketini açıkça gösterir. Mesela Allahu halikun dediğimde halikun müfret soylu haberdir. Bakınız irab hareketini gösteriyor. Halikun. Halikun. Ama mesela şöyle deyin. Allahu fi kalbi ya da Allahu fi kalbil müminin derseniz fi kalbil müminin bu da haber ama şibi cümlesi. Peki merfu olduğunu gösteriyor mu? Hayır. Çünkü şibi cümlesi, isim cümlesi, fiil cümlesi bunlar bir ögeye karşılık geldiğinde irab hareketini göstermez. Yani teknik orada konuşursam mahallen irab edilir. Evet, burada salatü selam efendim sonra da haber geliyor. Salatü selam mübdeda, geri kalanı haber. Bu bir dua cümlesidir. O yüzden olsun diye bitiririz. Salatü selam peygamberimiz, özür dilerim efendim, evet peygamberimiz Muhammed'e ya da Muhammed peygambere, onun ailesine ve arkadaşlarına, tüm arkadaşlarına ya da arkadaşlarına tümüne olsun. Buradaki ecmain tümüne demek tekit bildiriyor. Efendim burada Muhammed kelimesi Resul kelimesinin bedelidir. Bedeli mutabıkıdır. Hani bedel konusunu da görüyoruz ya, derslerimiz arasında var. Bu bedeli mutabıktır. Peki diyeceksiniz ki Muhammed kelimesi Resul kelimesinin niye sıfatı olamaz? Çünkü Muhammed özel isimdir ve özel isimler sıfat olarak kullanılmaz. O zaman ne diyeceğiz? Bedelidir diyeceğiz. Salatü selam Muhammed peygamberimize ya da peygamberimiz Muhammed'e dediğimizde peygamberimizi öne alıp Muhammed'i sonraya alıyoruz. Normalde tercüme Türkçe kabul etse Muhammed peygamberimize. Hani Ayşe hocaya diyoruz ya, Ayşe hocaya selam olsun. Oradaki Ayşe hocanın bedelidir. Ama hoca Ayşe'ye selam olsun derseniz hoca Ayşe'nin sıfatı olabilir. Burada özel isimler sıfat olamayacağı için tekrarlıyorum. Resul kelimesinin bedelidir. Biliyorsunuz bedel irabını ilgili isimden, mübdel minhinden alır. Resul harfi cerden sonra geldiği için mecrur olmuştur. Muhammed de bir tabi olarak bedel olduğu için mecrur olmuştur. Tabiler irabını metbuğundan alır. Tabi zaten uyan demek. Hangi açıdan uyuyor? İrab açısından. Efendim burada dikkat ettiyseniz Peygamberimiz Muhammed, sonra onun ailesi, sonra arkadaşları ifadesi aralarında vav almış. Yani şu ifade üç tane bak. Peygamberimiz Muhammed, ailesi ve arkadaşları. Atıf grubu oluşturulmuş. Atıf grubunun önüne de ala harfi ceri getirilerek cer grubu oluşturulmuş. Biz bu cer grubuna Arapçada şibi cümlesi diyoruz. Ve burada haberimiz
Şifa cümlesidir. Salatü selam Peygamberimiz Muhammed'e, onun ailesine ve tüm arkadaşlarına olsun. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu. Efendim, burada la ilahe illallah kendi içerisinde bir cümle. Dikkat ettiyseniz. Allah'tan başka ilah yoktur. Veya Allah'tan başka hiçbir tanrı efendim Allah hariç hakiki mabut değildir. Bazıları bu şekilde irab ediyor ve anlamlandırıyor. Hiçbir tanrı efendim Allah hariç hakiki mabut değildir. Allah hariç. Burada bunun bir cümle olduğunu söyledim. Biz Türkçe'ye Allah'tan başka ilah yoktur diye tercüme ederiz yaygın olarak. Peki bu isim cümlesi midir? Fiil cümlesi midir? Size bir kopya vereyim. Buradaki la ennafiye lil cins diye adlandırılır ve la ennafiye lil cins isim cümlesini kendisine malzeme olarak kullanır. Demek ki bu bir isim cümlesidir. Peki isim cümlesini ben ne yapıyorum? Yani Allah'tan başka ilah yoktur İfadesini ne yapıyorum? Burada neşhedü, şehadet ediyoruz. Yüklemenin, ki her fiil bir yüklemdir. Nesnesi yapmak istiyorum. Cümleyi nesne olarak kullanmak istiyorum. Bunun için ne yapmam lazım? Mastarlaştırmam lazım. Biz Türkçe'de şöyle deriz. Allah'tan başka ilah olmadığına, olmayışına şehadet ederim. Hocam. Buyurun. Özür dilerim hocam. Hocam la oradaki cinsini nefyeden dediniz. Onun dışında bir açıklamayı duymadım. Sadece cinsini nefyeden dediniz. Devamı kesildi. Duymadım arkadaşlar. Ha, özür dilerim hocam. Sesim geliyor mu acaba? İşte yarım yarım geliyor. Tekrarlayın. Oradaki la var ya hocam, la ilahideki. Oradaki la, hani iki farklı la var da birisi nehi lası, biri de nefi lası mıydı hocam? Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Doğru. Evet, devam edin. Anladım burayı. Bu la'nın hani olumsuzluk la'sı mı, yoksa cinsini nefyeden la mı? Hani o farkı anlamanın bir yolu var mı hocam? Bakın, Tabii. Şimdi cümlemi tamamlayayım, ona değineyim. Şuraya la yazayım. Efendim. Tamam, evet. Hocam. Bu bir isim cümlesidir. Peki isim cümlesini nasıl mastarlaştıracağım? Enne ile. Enne. Ama diyeceksiniz ki burada en var. Arkadaşlar, demek ki buradaki önün aslı enneymiş. Enneymiş. Çünkü en fiil cümlesini mastarlaştırır. En fiil cümlesini mastarlaştırır. Bu arada şu elifi hemzeli yazayım. Efendim. Kitaplarda çoğu kere bu hemze elif ayrımı katı ile vasıl ayrımı yapılmaz demiştik. Ben burada düzelterek devam edeceğim. Evet. Şimdi cümle kurduk. Kurduğumuz cümleyi enne ile mastarlaştırdık. Enne istenirse şeddesi düşürülebilir, sakin kılınabilir. Yani muhaffef yapılabilir. Yapıldı ya da yapılmadı fark etmez. Bu ifade neşhedü fiilinin mef'ulün bi öbeğidir. Bu bir müevvel mastardır. Ve burada da mahallen irab ediyoruz. Müevvel mastarlar mebni konumdadır. Bunlar da mahallen irab edilir. Efendim, buradaki vahdehu ise münferiden anlamında tek başına, yalnızca anlamında bir hal ögesidir. Hal ögesidir. Bu vahdehu diyeceksiniz ki marifedir. Hani sonunda zamir var. Zamire muzaflar marifedir denilir. Ama sadece bu vahdehu kelimesi bir de benzerlik anlamına gelen mislu, şibhu, şebihu kelimeleri tekil kabul ediliyor. Marifeye muzaf olsalar bile. Bu hal ögesidir. Bunlar hepsi mevvel mestardır ve mefulün bir öbeğidir. Peki anlamı ne? Şimdi hiçbir tanrı
Allah hariç gerçek mabut değildir. Ya da Türkçe tercümesiyle Allah'tan başka ilah yoktur cümlesini kurduk ya. Aldık bunu, mastarlaştırdık ve sonra nesne yaptık. Tercüme ediyorum. Efendim, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. La şerike lehu. Burada bakınız yine la geldi. La ilahe örneğindeki ilahe kelimesine bakın. La ilahe. Burada da la şerike geldi. Şerik kelimesinin fetal oluşuna dikkatinizi çekeyim. Biz buna mebni diyoruz. Yani la ennafiye cinsin öznesi nekra ve nekra gelir. Tekil gelir. Bu durumda mebni olur. Nasb alamet üzerine mebni olur. La şerike, buradaki şerike öznesidir. Lehu haberidir. Onun bir ortağı yoktur. Hatta la ennafiyeli cins, yani hiçbir ortağı yoktur. Belki aklınıza şu gelir. Sen ilahe ve şerike kelimesini müpteda saydın. Yani özne. Önüne la gelince la'nın ismidir derler. La'nın ismi Türkçe'de öznedir. Ama bunlar nekira. Hani müpteda nekra olmazdı? Efendim, la nekra olmasını zorunlu kılıyor. Eğer nekra olmazsa zaten bunu nasbetmiyor. Nasbetmiyor. Bu bir zorunluluktan kaynaklanıyor. La nafiye li cinsin ismi, yani öznesi, efendim, bu şekilde gelir. Nekra gelir. Lehu, bunun haberidir. Onun hiçbir ortağı yok. Hiçbir ifadesini la nafiye li cinsten anlıyoruz. Ve neşhedü enne seyyidene Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bakınız, burada Muhammed sözcüğü yine Efendimiz sözcüğünün bedelidir. Hani yukarıda anlatmıştık ya, özel isim sıfat olarak kullanılmaz. Ama Seyyid ifadesini Muhammed'den sonra alsaydık, enne Muhammeden Seyyidene deseydik, Seyyid ifadesini nitelik bildiriyor diye düşünerek Muhammed'e sıfat yapabilirdik. Fakat bu açıklama ne anlamına geliyor biliyor musunuz? Bir özel ismin sıfatını öne alırsak özel isim otomatikman bedel haline geliyor. Evet. Burada hocam, enne ifadesinin, tabii cümlemi bitireyim. Enne ifadesinin bak burada şeddelendiğini görüyoruz. Öncekinde en diye şeddesi çözülmüş, tahfif yapılmış ama burada takfif yapılmamış. İster yapın, takfif yapın, şeddesini düşürün, ister düşürmeyin. Efendim, her ikisi de kendisinden sonra gelen isim cümlesini mastarlaştırır. Fakat takfif yaptığımızda irab ederken arkadaşlar bunun aslı ennehu şeklindedir. Ve burada düşürülen hu şan zamiridir denilir. Burada ise enneden sonra seyyidene Muhammeden ismi açıkça zikredilmiş. Abduhu ve resuluhu ise buradaki ennenin haberidir. Biliyorsunuz enne ismini nasb eder, haberini ref eder. Hani innenin kardeşlerindendir. Peki niye getirdik enneyi biz buraya? Çünkü peşinden isim cümlesi geliyor. Tamam da niye mastarlaştırdık? Çünkü bu cümleyi meful olarak kullanacağız. Neşhedü. Şehadet ederiz. Neye? Efendimiz Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna, oluşuna. Evet. Tekrarlıyorum. Efendim, isim cümlesini enne ile müevvel mastara dönüştürüyoruz. Müevvel mastara dönüştürdükten sonra bunları meful olarak kullanabiliriz. Burada iki tane cümle var. İkisinde de mefulün bir olarak kullanmış.
Efendim. Buyurun. Hocam sesim geliyor değil mi? Evet. Çok güzel anlatıyorsunuz. Allah razı olsun hocam. Ben şeye takıldım. Bu marif şey müpteda nekre olmaz dedik ya. Bu her zaman mı böyle yoksa geçenki talibun fissafide olduğu gibi yani şıbhi cümle olduğu zaman yani haberi şıbhi cümle olduğunda mı böyle yoksa genel mi böyle hocam? Orayı anlayamadım. Şimdi müptedanın nekre olabileceği yerler var. Bir, geçen derste bir nekira mahza, nekra-i müfide diye iki terim yapmıştık. Nekra-i müfideler normalde nekradır. Fakat marife imişçesine kullanılabilir demiştik. Fakat o dersten öncesinde de şöyle bir açıklama yapmıştık. Nekra bir isimden sonra C'ye gelirse, mesela talibun fissaffi dediğimizde buradan yargı çıkmaz arkadaşlar. Niçin çıkmaz? Çünkü nekradan sonra gelen C'ler sıfatıdır. Sıfat anlaması oluşur. Bu gibi durumlarda ne yapıyoruz? İşte fissaffi'yi başa alıyoruz ki bu sıfat tanımlaması olmaktan çıksın diye. Burada haberi başa almamız bir zorunluluktur. Zorunluluktur. Efendim. Burada da aynı durum söz konusu. Efendim. Mesela şerikun lehu dediğimizde onun bir ortağı. Bu bir sıfat tanımlamasıdır. Eğer onun bir ortağı var demek istersek lehuyu kişi bir cümlesidir. Cümle yapabilmemiz için haberi başarmak zorundayız. Lehu şerikun. Ama biz onun ortağı yok diye olumsuz yapmak istersek o zaman bunun başına la getiririz. Ya da leyse getiririz. Onun bir ortağı var değil. Yani onun bir ortağı yok. Bu şekilde cümleyi olumsuz yapmış oluruz. Ama siz hocam, derseniz ki nekra-i müfide olursa müpteda olabilir mi diyoruz? Yani dilciler evet öyle diyor. Fakat siz yine de efendim onu dikkate almayın. Kendiniz cümle kurarken. Sadece kurulu cümleleri anlarken nekre-i müfideler marife hükmü alabilir. Bu bilgi olsun. Şimdi güzel bir şeye temas etmemiz icap ediyor. Peki hani buraya la getirince cümleyi olumsuz yapabiliriz dedik. Tamam. Fakat la'nın en nafiye lil cins olmak şartıyla özel bir durumu var. Bu la nekranın başına gelirse o zaman fetal okunur ve erik kelimesi la'nın ismidir. Gerçekten müptedadır ve müpteda olarak gelebilir. Burada olduğu gibi. Bu şekilde kullanılınca farklı bir anlam ortaya çıkıyor. Hiçbir şerik. Bakınız şerik kelimesini lehudan sonraya alıyorum. Bu durumda bunu fetalayamam. Mecburen dammeliyorum. Haber ve müpteda. Bunun anlamı onun bir ortağı yok. Belki onun iki tane ortağı vardır. Anlamı çıkabilir. Yani illaki çıkmak zorunda değil. Normal bunun anlamı onun bir ortağı yok demek. Bir tane ortağı yok demek. Fakat şu şerik kelimesini la ile yan yana yazmak şartıyla müptedayı nekra yapabiliriz. Ki yapmak durumundayız. Bu durumda şerik kelimesi fetalanır. Yani mebni kabul ediliyor. O zaman tercümemiz onun hiçbir ortağı yok anlamına dönüşecektir. Benzer bir durum ilahe için de geçerlidir. Burada ilahe bir anlamını vermez. Bir tane anlamını vermez. Tanrı adına hepsini olumsuz diyoruz biz. O yüzden la ennafiye lil cins
efendim derler. Şimdi la ile ilgili bir soru sorulmuştu. Ona değineyim. Arapçada biliyorsunuz leyse'yi biliyorsunuz. Bu isim cümlesinin önüne gelir. Ve cümleye değil anlamı katar. Arkadaşlar her tür isim cümlesinin önüne leyse getirebilirsiniz. Ama bak isim cümlesi olacak. Getirdin ne olur? Cümleye değil anlamı katarsın. O kadar. Tamam. Arapçada leyse'ye benzeyen 4 tane olumsuzluk edatı daha var. Bunlar in, la ve late. La ve late. Bu late'nin kullanımı çok sınırlı. Efendim onu belirtmiş olayım. Hatta yani sınırlı. Evet. Zaman ifadesiyle birlikte kullanılır. Kaçış zamanı değil mesela. Dinlenme zamanı değil gibi. İn ma la efendim daha çok kullanılır late'ye kıyasla. Ama leyse'ye kıyasla bunlar çok daha azdır. O yüzden biz isim cümlesini olumsuz yaparken lütfen leyse'yi kullanın deriz. Niçin? Çünkü kullanım efendim çokluğu leyse'ye ait. 100 cümlede 90'ı leyse'yle olumsuz yapılır. Mesela günümüzde konuşurken özellikle daha çok leyse kullanılır. Ama Kur'an-ı Kerim'de efendim in, ma, la hatta late'yi bile olumsuzluk edatı olarak görebiliriz. Fakat bunlar isim cümlesinin önüne gelir. Leyse'ye benzer. Leyse'nin özelliği neydi? Haberini nasip eder. Haberini nasip eder. Leyse hasenon maridon. Burada leyse yerine istersek biz in hasenon maridon, ma hasenon maridon, la hasenon maridon diyebiliriz. Late'yi de teknik olarak kullanabiliriz ama söylediğim gibi late'nin kullanımı daha sınırlı ve zaman ifadesiyle kullanılır. Peki. Şimdi buradaki la'yı nasıl ayırt edeceğiz dediniz ya. La nafiyeli cins de isim cümlesinin önüne gelir. Buradaki la leyseye benzeyen la da isim cümlesinin önüne gelir. Peki aralarındaki farklılık ne? La nafiyeli cins özneyi nasb eder. Daha doğrusu nasb alameti üzerine mebni kılar. Leyseye benzeyen ve değil anlamına gelen la ise haberi nasb eder. Yani burada la hasenun maridan dediğimizde hiçbir hasan anlamı çıkmaz. Leyse ve kendisine benzeyen in ma la la de cümleye sadece değil anlamı katar. Oysa la nafiyelil cins hiçbir anlamına katar. Dikkat edin şuradaki hasenun maridan ifadesinin başındaki la ennafiyelil cins değildir. Çünkü ennafiyelil cinsin öznesi mansup olur. Nasb alamet alır. Haberi değil. Burada ise haberi mansup olmuş. Zaten la nafiyelil cinsin öznesi bunu nasb edebilmesi için nekra ve tekil olması gerekiyor. La ilahe ya da la şerike örneklerinde olduğu gibi. Bunun dışında başka la'lar da var. Mesela la keteme derseniz başka bir anlam elde edersiniz. La yektubu derseniz başka bir anlam elde edersiniz. La yektub derseniz başka bir anlam elde edersiniz. Hatta ce hasenun la aliyun
derseniz buradaki la başka bir anlam ifade eder. Şimdi yukarıdaki şu iki la ile aşağıdaki la'lar arasında bazı farklılıklar var. Bunlardan bir tanesi yukarıdaki iki la da isim cümlesinin önüne geliyor. Birisi özneyi nasbediyor, diğeri haberi nasbediyor. Özneyi nasbeden hiçbir anlamını taşıyor. Yüklemi, haberi nasbeden değil anlamı taşıyor. Neyseye benzediği için. Eğer buraya anladıysak aşağıdakilere geçiyorum hocam, şimdi. Aynı cümleden şöyle mana çıkar mı? Yani doğru mu anlamışım? Mesela la şerike leh derken Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Diğer la olmuş olsa yani Allah'ın ortağı değildir mi oluyor o zaman? Yani evet. Allah'ın bir ortağı var değil. Allah'ın bir ortağı yok. Ama burada la şerike dersek efendim onun hiçbir ortağı yok. Ortak namına her şeyi olumsuz diyoruz. Fakat şuradaki la cümleye sadece değil anlamı katıyor. Hasan, hasta değil. Leyse, in ve ma da aynı görevi görür. Leyse hasenun maridan. Hasan, hasta değil. Şuradaki diğer la'lara bakarsak mazinin muzari'nin önüne gelen la'ları görüyoruz. Muzari'nin önüne gelen iki farklı la var. Bir la'nın sonunda muzari fiil, dammeli, merfu. Diğerinde ise meczum. Efendim mazi fiilin önüne la gelirse o zaman anlamı içeriğine göre dua ya da beddua ifade eder. İçeriğine göre. Mesela la ketebe. Yazmasın. La keteballahu mesela leke el cennete. Allah cenneti sana yazmasın. Ya la keteballahu necaha leke mesela. Allah sana başarı yazmasın gibi. Ya da la ketebe hasenun. Hasan yazamaya. Bakınız. Dua ya da beddua. İçeriğine göre. Mesela Allah seni cennetine soksun. Bir dua cümlesidir. Allah seni cehennemine sokmasın. Bu da bir dua cümlesidir. Biri olumlu, biri olumsuz. Peki hangisi dua, beddua? Efendim anlamına göre. Tamam. Mazi fiilin başına la geldiğinde içeriğine göre duaya da beddua bildirir. Tamam atlıyorum. Fakat bunun bir sınırlılığı var. Eğer atıf grubu yaparsan yani iki tane mazi fiil kullanırsan o zaman geçmiş zaman bildirir. Mesela la ketebe ve la karae. Bakınız burada dua ya da beddua bildirmez. Atıf grubu olduğunda. Ne yazdı ne de okudu anlamını verir. Ne yazdı ne de okudu. Peki şimdi muzariye geliyorum. La'dan sonra muzari fiil merfu olursa o zaman yazmıyor. Yazmıyor. Yazmaz anlamını verir. Şimdiki ya da geniş zamanda hatta gelecek zamanda olumsuzluk bildirir. Fakat la'dan sonra muzari fiil meczum olarak gelirse o zaman olumsuz emir. Yani yazmasın anlamı elde ederiz. Bunlar ilk bilinmesi gereken hususlar. Peki şurada ne var derseniz arkadaşlar burada la'dan sonra bakınız isim geliyor ve bu ismin harekesi merfu. La'dan önceki ismin harekesiyle uyum içinde. Biz yukarıda irabını kendisinden önceki isimlerden alan yani tabilerden bahsetmiştik. Bu tabi sıfat olabilir, tekit olabilir, matuf olabilir, bir de
beden olabilir demiştik. Arkadaşlar, buradaki la bir atıf harfidir. Atıf harfidir. Yani cümlenin anlamı şu. Hasan geldi. Ali değil. Ya da Ali değil. Hasan geldi diyoruz. Burada Ali ile Hasan'ın öge değeri ve irabı aynıdır. Yani ben şöyle altını çiziyorum mesela. Fail öbeği diyorum buna. Ve bu atıf grubu olarak gelmiştir. Hasan'ın matuf Ali, Ali'nin matuftur. La ise atıf harfidir. Nitekim buraya vav koyarsak yine atıf grubu oluşur. İkisi de gelmiş olur. C. Hasan'ın ve Ali'nin. Hasan ve Ali geldi. Peki F koyarsam ne olur? Hasan peşinden Ali geldi. Peki Summe koyarsam ne olur? Hasan sonra da Ali geldi. Peki La koyarsam Hasan geldi. Ali değil. Ali değil. Hasan geldi. Peki bir başka atıf harfi Bel var. Eğer buraya atıf harfi olarak Bel getirirsem ki getirebiliriz. Hasan yok yok Ali geldi demiş oluyoruz. Yani burada gelen efendim Ali. Fakat ağzımdan önce Hasan çıkıyor. Yanlışlıkla. Evet, bu arada atıf edatlarını da işlemiş oluyoruz. Tekrarlıyorum. C. Hasan'ın fealiyyün. Hasan peşinden Ali geldi. Bak ikisi de geliyor. Sümme. C. Hasan'ın sümme aliyyün. Hasan sonra Ali geldi. O edersek burada bir öncelik sonralık efendim peşindelik sonralık yok. Hasan ve Ali geldi. Ama la dersek Hasan geldi. Ali değil. Atıf harfi oluyor. Bel dersek Hasan pardon Ali geldi diyoruz. Bel atıf harfi olduğunda gelen peşinden gelen sözcüktür. Peşinden gelen sözcüktür. Bel'den önceki cümle ister olumlu olsun ister olumsuz olsun hiç fark etmez. Gelen Ali'dir. Mesela ma ce'e Hasan'ın. Hasan gelmedi. Sonra bel Ali'yun. Ali geldi demiş oluyorsun. Peki cümleyi olumlu yapalım. Yine gelen Ali. Çünkü bel kendisinden önceki efendim oluşu sadece kendisinden sonraki isimle sınırlandırır. Eğer isterseniz lakin sözcüğünü de kullanabilirsiniz. Bu da atıf harfi olur. Dikkat edin buradaki lakinin nunu sessiz. Bu olumsuz cümleden sonra gelir. Mesela ma ce'e Hasan'un. Hasan gelmedi. Lakin Ali'yun. Ama Ali geldi. Bunun peşinden ce'e diyebilirsiniz. Demezseniz de olur. Burada Ali, dikkat edin. 5 tane, 6 tane atıf harfi zikrettim. Hepsinde de irabını Hasan'dan alıyor. Çünkü Hasan'a atfediliyor. Bu aradaki ve, fe, sümme, la, lakin ve bel atıf harfleridir. Tabii ki ev ya da em bunları da atıf harfi olarak kullanabilirsiniz. Ev ya da veya aynı durum em içinde geçerlidir. Yani Hasan ya da Ali. Hasan veyahut Ali geldi demiş oluyorsunuz. Efendim evet la ile ilgili durum böyle arkadaşlar. Hocam. Buyurun. La havle ve la kuvvete illa billah derken oradaki la sadece anlamı mı veriyor yoksa biz mi yanlış yorumluyoruz acaba? La havle bakınız havl kelimesi efendim fetali gelmiş. La havle işte la kuvvete illa billahi güç ve kudret sadece Allah'ındır.
buradaki sadece ifadesi usluptan kaynaklanıyor. Burada da la ilahe illallah derken de bir uslup var. İlla olumsuzluk edatı ve illa var. Dikkat edin. İstisna uslubu ya da hasır ya da kasır denilir. Buradaki havl ve kuvve kelimeleri efendim la'nın ismidir. La, buradaki la nafiye lil cinstir. Hiçbir kuvvet ve güç başkasında değil. Sadece Allah'tadır gibi bir anlam vardır. Yani buradaki la da la ennafiye lil cinstir. Konu dışından bir örnek vereyim. Efendim mesela la yektubu et derse dersi yazmıyor. Bakınız olumsuz bir cümle değil mi? Şimdi ben burada illa'yı zikrediyorum. Peşinden de hasenun diyorum. Hasenun. Dersi sadece Hasan yazıyor. Bakınız olumlu cümlede illa getirir ve peşinden bir ögeyi zikrederseniz buradaki hasenun fail ögesidir. O zaman dersi sadece Hasan yazıyor. Anlamı çıkar. Buna biz fail dedik. Çünkü illa'dan önceki cümlede eksik olan bir öge var. Fail. Zaten Hasan'ı o yüzden merfu yaptık. Bu gibi ifadelerde efendim sadece Hasan yazıyor. Anlamı bulunur. Mesela şöyle bir cümle kurayım. La yucet fissaffi. Sınıfta yok. Bak buradaki yucet fiilinin merfu ismi geçmiyor. Eğer onu ben illa'dan sonra zikredersem mesela böyle dersem o zaman işte sınıfta sadece bir öğrenci var. Anlamı çıkıyor. Bu tür cümleleri anlayabilmek için illa ve la'yı düşürmek de mümkün. Bu ikisini düşürürsek yucet fissaf talibun sınıfta bir öğrenci var. Bu la ve illa'yı geri koyduğumuzda sadece sözcüğünü kullanmamız gerekiyor. Yukarıda da efendim havle billahi. Şu la ve illa'yı çıkardığımızda efendim güç Allah'tadır diye bir cümle çıkar. La ve illa'yı geri getirdiğimizde güç sadece Allah'tadır. Anlamı çıkar. Peki. En son okuduğumuz cümlede neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve resuluhu ifadesinde iki tane müevvel masların olduğunu ve neşhedü fiillerine mef'ulün bih olarak getirildiğini tekrarlıyorum. Burada enne kullanıldığını, çünkü peşinden gelen cümlenin isim cümlesi olduğunu belirttim. Enne bazen şu şeddesi düşürülerek en şeklinde kullanılabilir. Bu en fiil cümlesini mastarlaştıran en ile karıştırılmamalı. Efendim zaten karıştırılmaz. Çünkü peşinden fiil cümlesi gelmiyor. Peki bunu tekrarlamış olduk. Emme ba'du. Evet, emme ba'du'nun e'si katı hemzesidir. Emme ba'du. Emme ba'du ifadesi efendim burada dikkat edin emma var. Emma. Bak imma değil. İmma değil. Emme. Biz daha önceden emma fe kalıbını görmüştük hatırlarsanız. E gelince. E gelince. Ali'ye gelince o çalışkandır. Ali'ye gelince onu İstanbul'da gördüm
Ali izle. Onu İstanbul'da gördüm gibi. Emma F kalıbıyla onca örnek verdiğimizi hatırlıyorum ben. Evet. Bu Emma'nın özelliği neydi? Efendim peşinden F'ye gelirdi. Burada da aynısı var ya. Emma Badu F. Emma Badu F. Evet. Arkadaşlar bu asıl konuya gelince anlamında kullanılıyor burada. Yani bütün bu söylediğimiz sözlerden sonra asıl konumuza gelirsek, evet, bu bir Türkçe bu şekilde. Evet. Emme ba'du fe. Asıl yargılı ifadeyi fe'den sonra getiriyoruz. Emme ba'du fe. Burada ne var? Ya ibadallah. Ya ibadallah. Ey Allah'ın kulları. Niye ibadallah fetalanmış? Çünkü münada isim tanımlaması formunda gelmiş. İsim tanımlaması olarak gelen münadalar mansup olur. Peki niye buraya eyyuhe gelmemiş? Çünkü eyyuhe el takılı isimlerin önüne gelir. Evet. Ey Allah'ın kulları. Evet. Şimdi hutbeye geçiyor. Ey Allah'ın kulları. İttakullâhe ve eti'ûhû. İttakullâhe ve eti'ûhû. İki tane emir cümlesi var. Allah'tan sakının, ona itaat edin. Efendim burada ittaku Kur'an-ı Kerim'de çokça geçiyor. İttakav ile ittaku arasında ki farkı iki kere anlattığımı hatırlıyorum. İttakav ve ittaku. İttakav mazi fiilli dir sakındılar. İttaku ise sakının anlamında emir fiilidir. Emir fiilidir. Her ikisinde de vavlar faildir. Öznedir. Efendim bunlar vav, kaf ve ye kök harflerinden oluşmaktadır ve iftihar babından türetilmiştir. Bu mazi fiildir. O zaman bunun vezni e-av şeklindedir. Niye l sesini söylemedim? Çünkü düşmüş. İfte'av. Peki ittegu nedir? Arkadaşlar bu ittegu da ifte'u veznindedir. İfte'u. Bu ifte'av, bu ifte'u vezninde. Hocam mazide iki sakin yan yana geldiği için o şekilde yapıyoruz değil mi? İkisinde de ses değişimleri var. Mesela mazi anlatalım önce. İttekayu şeklindeydi. Şimdi de emre geçelim. Efendim ittekayu şeklinde. Bak burada ittekayu, burada ittekayu. Yani ifte'alu, efendim emir ise ifte'ilu. İftihar babından ikisi de. İttekayu nasıl oldu? Bakınız burada y harfi harekeli magabli meftuh. Efendim elife dönüşür. İki sessiz harf yan yana gelince düşer. Ya da ben daha kısaca şöyle anlatayım. İllet harfinden önceki buradaki y illet harfi önceki fetalıysa düşürülür vav sessiz hale getirilir. İttekav şeklinde okunur. Eğer y'den önceki yani illetli harften önceki nakıs fiiller için bahsediyorum. Fetalı değilse. Bakınız kaf harfine bakınız fetalı değil. Yine düşürülür ve bu kaf harfinin harekesi bitişen
vava uygun bir şekilde hareketlenir. İttegu. İttegav. İttegu. İttegav. Sakındılar. İttegu. Sakının. Eti'u ifadesine gelince bu ifal babındandır. İfal babı. Tava'a kök harfleri. İfal babından emir türetelim ama önce mazi yapalım. Etva'a etva'u etva'u şeklinde gelir. Peki burada ne var? Vav harfi harekeli, magabli sessiz. E bunun harekesi kendisinden öncekine verilir. Ta'ya. Diğer bir ses değişim kuralı devreye girer. Fetha'dan sonra efendim illetli harf sessiz gelirse elife dönüşür. Eta'a. Aynı benzer ses değişimleri yutvi'u içinde geçerlidir. Vav harekeli, magabli, sessiz. Harekesi kendisinden öncekine verilir. Kesreden sonra illetli harf sakin gelmez. Gelmişse ye'ye dönüşür. Evet, burada da aynısı var. Evet. Eti'ye oldu. Eti'ye burada ye sessiz. Ayn da sessiz. İçtimai sakineğinden dolayı illet harfi düşer. Eti'ye. Diyeceksiniz ki eti'u burada y'ye düşmemiş. Çünkü şuraya vav eklediğimizde şu ayn harfi harekeleniyor. Y sessiz ama ayn sesli. Yani iki sessiz harf yan yana gelmemiş. İki sessiz harf yan yana gelirse illet harfi düşer. Evet, bunlar yine birinci dönemin konuları arasındaydı arkadaşlar. Vavlar ve ses değişim kuralları. İttakullâhe. Burada ittakullâhe bir fiil cümlesidir. İttaku fiili, emir fiili. Vav faili, Allah ise mef'uldür. Eti'uhu içinde aynı durum söz konusudur. Eti'u fiil, vav fail, hu ise mef'ulün bihtir. Burada vav ve hu zamirdir. Zamirler mevnidir. Mahallene irab edilir. Mesela buradaki vav fail ref mahallindedir. Hu mef'ulün bi mebni zamir nasb mahallindedir. Ama Allah'a kelimesi mebni değil. O yüzden mef'ulün bi mansuptur. Evet, ey Allah'ın kulları Allah'tan sakının ve ona itaat edin. İnna Allah me'alledine ittakav vellezinehum muhsinun. Bakınız ittakav geçti burada. Az önce yukarıda ne geçti? İttegu. Bu emir. İttegav. Mazi fiil. Peki burada ne olmuş? Daha önceki dersimizde ellezi'nden bahsederken arkadaşlar ellezi kendisinden sonra gelen c'leri isim cümlesi, fiil cümlesi, şibi cümlesi bunları hem marife yapar hem de sıfat fiile dönüştürür. Yani artık yargı bildirmez. İttegav, sakındılar. Ellezine ittegav, sakınanlar anlamını veriyoruz. Sakınanlar. Bakınız ellezine bir sonrakinde isim cümlesinin önüne gelmiş. Burada fiil cümlesinin, burada isim cümlesinin önüne gelmiş. Yani elleziler cümlenin önüne gelir. Mesela burada hum düşürseydik artık muhsinun cümle olmaktan çıkar. Ellezine getiremezsin. İsmin mevsulu cümlenin önüne getireceksin. Ha isim cümlesi, ha fiil cümlesi, ha şibi cümlesi. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Bir sözcüğü cümleye dönüştürmek, önüne zamir getirmek kadar kolay. Mesela elimizde muhsinun kelimesi var. Bunu marife yapmak istiyoruz. Önüne el takısı getiririm. Yok. Ayşegül diyor ki, hocam ben bunun önüne ellezi getirmek istiyorum diyor. Ya Ayşegül, muhsinun c değil ki önüne ellezi getireyim. Hocam ben getirmek istiyorum diyor. Ha o zaman
Ayşegül'e diyorum ki bu ismin önüne uygun bir zamir getir. Muhsin 10 kelimesinin önüne getirebileceğimiz zamir humdur. O zaman isim cümlesi olur. İşte şimdi bu cümlenin önüne ismi mevsul getirebiliriz. Ve bu şekilde bu cümleyi hem marife yapmış oluruz hem de sıfat fiile dönüştürmüş oluruz. Şimdi onlar ihsan sahipleridir. Peki ellezine getirdiğimizde ne oldu? İhsan sahipleri oldu. Yani kendileri ihsan sahibi olanlar ya da ihsan sahipleri. Hangisini tercih ederseniz. Peki ne oldu şimdi? Bak Belkıs ne oldu? Şu fiil cümlesini ellesiyle sıfat fiile dönüştürdük. Sonra isim cümlesini ellesiyle sıfat fiile dönüştürdük. Daha sonra ne yaptık? Araya vav getirerek şunu atıf grubu yaptık. Sakınanlar ve ihsan sahipleri. Ben bu kavramları ne yapıyorum? Meanın muzafın ilehi yapıyorum. Yani sakınanlar ve ihsan sahipleriyle birlikte. Evet. Arkadaşlar bu mea muzaftır. Peşinden gelen ifade de muzafın ilehidir. Peki bunu ne yaptım ben? Bunun hepsini Allah'a haber yaptım. Allahu mübteda, geri kalanı da haber. Buradaki mea'nın zarf olduğunu söyleyeyim. Zarf. Zarf soylu yapılar şimdi şimdi sonra değerlendirilir. Allah mübteda, peşinden gelen zarf soylu bu yapı, şimdi cümlesi haberdir. Peki sonra ne yaptık? Sonra da bu bir isim cümlesi değil mi? Berna. Evet. İsim cümlesinin önüne inne ve benzerleri ya da kâne ve benzerleri getirilebilir. Ben cümleyi pekiştirmek istiyorum. O zaman innek getir başına. İnnallâhe me'allezîne tegav vellezîne hum muhsinûn. Buraya niye hum getirilmiş? Anlatabildim mi? Muhsinun kelimesini marife yapmak istiyorsunuz. El takısıyla marife yaparsınız. Ama yok. İsmi mevsul kullanmak istiyorsan o zaman cümle yaparak cümle yapmanız gerekiyor. Çünkü ismi mevsuller cümleleri marife yapar. Çünkü C'ler her cümle nekradır diyorduk ya. Evet buyurun. Kırık meallerde hocam daha iyi anlaşılsın diye herhalde ellediğine öyle kimseler ki ittaka sakındılar diyerek tercüme ediliyor ya. Zaten biz buna Türkçe'de öyle kimseler ki sakındılar değil de sakınanlar. Sakınan kimseler diyoruz ya zaten. Osmanlıca'dan gelen bir uslup. Çoğu hocamız da arkadaşımız da o yöntemi uyguluyor. Ama bence hiç gerek yok. Efendim. Allah o kişi, o kimselerle birliktedir ki onlar sakındılar ve onlar iyilik sahibidir. Yani biz böyle Türkçe cümle kurmayız. Ama onun yerine bakın ben ne diyorum size? Ne diyorum? Diyorum ki ismi mevsul arkasından gelen cümleyi ki sıla cümlesi denilir. Marife sıfat fiile dönüştürür. Var mı böyle bir kural ya? Türkçe'de sıfat fiili bilirsen o zaman bu gibi yapıları rahatlıkla anlayabilirsin. Efendim ve anlaşılmaz birçok açıklamadan da uzak kalmış olursun. Evet. Ben burada bakınız basitten karmaşaya doğru bir tahlil yaptım. Önce fiil cümlesini açıkladım. Sakındılar. Ellezine getirerek sıfat fiil yapıldı ve marife oldu dedim. Sakınanlar. Onlar iyilik sahibidir. İhsan sahipleridir. İsim cümlesini kurdum. Ellezine getirerek başına kavramlaştırdım. İhsan sahipleri dedim. Daha sonra bunları meanın muzafın ileyi yaptım. Sakınanlar ve ihsan sahipleriyle birlikte. Daha sonra bu ifadeyi Allah'a haber yaptım. Allah sakınanlar ve ihsan sahipleriyle birliktedir. Daha sonra bu cümle, isim cümlesi bu cümleyi pekiştirmek, tekit etmek, vurgulamak istedim. O zaman inne getireceğim başına. İnne öznesini, ismini nasb eder. Haberi merfu olur. Burada haberimiz şibi cümlesi soyundan gelmiş. O zaman mahalle merfudur deriz. Vallahi bilmiyorum. Ne diyorsunuz?
Anlatabildiğimi umuyorum yani. Kâlellâhu Teâlâ. Arkadaşlar buradaki Teâlâ'nın Teâlâ mazi fiili bir cümle. Dua cümlesi olduğunu ve sadece Allah için dua ederken kullanabileceğimizi söyleyeyim. Arkadaşlar Arapçada cümle kurarken biz, daha doğrusu Araplar, araya çokça dua cümlesi sıkıştırır. Nida cümlesi de sıkıştırır. Niye anlattım ben bunu? Nida cümlesi, yani seslenme cümlesi ve dua cümleleri ana öge ile irab açısından ilişkili değildir. Yani yok hükmündedir. Mesela burada Teala bir dua cümlesidir. Yok hükmünde. Yani şu cümleyi ögelere ayırırken Teala'yı yok sayıyoruz, yok sayacağız. Mesela burada dua cümlesi yerine mesela Rabbi diye bir nidada bulunsam, Kâlallahu Rabbi fi kitâbil kerîm gibi mesela atıyorum. Nida cümlesini de sileceğiz. Ana öge ile herhangi bir ilgisi yok. Diyeceksiniz ki anlam açısından yok mu? Anlam açısından ilgi olabilir tabii ki. Mesela Allah diyorum, sonra bir ara veriyorum. Duada bulunuyorum. İşte şahane yüce olsun gibi. Evet, burada Teala'nın mazi fiil olduğunu, dua cümlesinde kullanıldığını, sadece Allah için kullanıldığını söyledim. Ve irab ederken herhangi bir buradaki ögelerden birine karşılık gelmez. Burada kale yüklemdir, haber. Allah faildir. Kale'ye yüklem, haber dememe lütfen efendim şaşırmayınız. Daha önce de derste söyledik. Tüm fiil cümlelerinde fiiller yüklemdir, haberdir. Ama Araplar ögelere ayırırken haber demezler ona. Ne derler? Fiil derler. O zaman Allah lafzına da ben isim diyeyim, kitaba isim diyeyim, kerime isim diyeyim, fiye harf diyeyim. Yani kalenin fiil olduğunu ebem de biliyor. Efendim, öge değeri, hiçbir fiil diye bir öge yok ki. Ama niye böyle yapıyor Araplar? Çünkü tüm Araplar dilcileri buradaki fiil cümlesindeki fiillerin haber olduğunu, yani müstet olduğunu herkes biliyor. O yüzden fiil demişler. Kâlallahu, Allah onun failidir, öznesidir. Fiil, fail. Fî kitâbihil kerîm ifadesi ise mef'ulün fiildir. Nerede dedi sorusunun cevabıdır. Burada fi, dikkat edin, burada elif var değil mi? F'den sonra. Ama noktasız yazılmış. Arkadaşlar noktalı olur. Noktalı olur. Evet. Kesra olan yerlerde elif hep noktalı olur. Fi. Ama bak Teala derken şuraya bakınız. Kesra var mı burada bir yerde? Yok. Kesra olmayan yerlerde ki önünde fetha varsa o zaman bu yamuk, yatay yazılır. Biz bu yatay yazılana elif diyoruz. Elif. Ama şuradaki yatay yazılana noktalı, ona biz ya diyoruz. Elif ile ya birbirinden farklı. Buradaki elif fetha'dan sonra geliyor. Ama buradaki ye kesra'dan sonra geliyor. Noktalı olur. Kesra'dan sonra gelen noktalı olur. Fi harfi cerdir. Kitâbihil kerîm. Kitâbi isim tanımasıdır. Kerim sıfattır. Buradaki kerim kitap kelimesine dört açıdan uyar. Arkadaşlar sadece şu yapı bile isim sıfat tanımalı isim tanımasıdır. Yani kitap ile kerim sıfat tanımasıdır. Kitap ile hu zamiri isim tanımasıdır. Ve bunun başına da fi gelmiş. Fi harfi cerdir. Peşinden gelen ifade de mecrurdur. Yani fi kitâbil kerîm şibih cümlesidir. Bakınız burada dört tane kelime var. Kaç tane kelime grubu var? Üç tane.
Bir, isim tanımlaması. İki, sıfat tanımlaması. Üç, şimdi cümlesi. Hocam. Buyurun. Sıfat tanımlaması derken hocam dört açıdan uyar ya, orada hani ikinci marife ama ilki marife mi oluyor? O nekra değil mi hocam? O kitabi. Kitap burada marifedir. Çünkü marifeye muzaf olan marifedir. Buradaki hi zamiri muzafın ileyittir. Zamirler marifedir. Marifeye muzaf olanlar kitap marifedir. Dolayısıyla el-kerim kelimesi dört açıdan kitaba uymaktadır. Tekil, müzekker, marife ve mecrur. Aynı özellik kerim sözcüğünde de vardır. Allah. Hocam farkı olan bir de Türkçeyle uyuşmadığı yer sıfatın sonunda gelişi hocam. Bir hani önceki zincirleme isim tamlamalarında da gördük ya, sıfatı en sona koyuyor ya. Türkçeyi evet. Onunla biraz bağdaştıramıyoruz sanki. Şimdi onu da açıkladım. Niye açıkladım? Çünkü bugünler için. Yani böyle yapılar karşımıza çıkacak. O yüzden ön bilgi verdim. Ne dedim? Sıfatlı isim tanımlamasını Arapça ifade ederken önce isim tanımlamasının elemanları bitirilir. Kitabihi, isim tanımlaması. Daha sonra sıfatlar sıralanır. Türkçe'de olduğu gibi araya sıfatlar giremez. Asla. Evet. Onun efendim değerli kitabında. Onun şerefli kitabında. Evet. Allah Kur'an-ı Kerim'de yani değerli kitabında buyurdu. Efendim şimdi imam efendim Allah'ın değerli kitabında söyleyeceğine geçmeden önce efendim kendine çeki düzen veriyor. Ondan sonra söyleyecek. O yüzden Euzu billahi mineşşeytanirracim diyor. Yani racim şeytandan. Efendim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bakınız aze yauzu. Aze yauzu. Bu ecme favi bir sülasi mücerret fiil. Ecme favi. Aze yauzu. Sığınmak demek. Kime sorusunun cevabını bile kimden sorusunun cevabını min ile veriyor. Peki euzu billahi mineşşeytanirracim. Bu muzari fiilli bir cümle. Peki bunu nasıl maziye dönüştürürsünüz? Buyurunuz. Aynı anlamı geçmiş zamanlı verin. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sığındım diye. Ne olur hocam? Efendim? Üstü. Evet. Üstü olur. Gale yekulu kultu gibi. Geri kalanı aynı. Efendim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu hakkında açıklama yapmıştık. Er-Rahman ve Er-Rahim Allah'ın sıfatlarıdır. Bazıları bunları isim olarak görür ve Allah'ın bedelidir dedir. Bedel olarak görürseniz şöyle tercüme edersiniz. Allah'ın, Rahman'ın, Rahim'in adıyla. Eğer sıfat olarak görürseniz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet. Hocam Fatiha suresinin mealinde ben de öyle karşılaşmıştım. Arka arka gelen o şeylerin hepsini Allah-u Teala'nın bedeli olarak söylüyordu. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Er-Rahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Onların hepsine bedel demiş. Yani o zaman şöyle olur. Efendim hamd Allah'ın, şimdi bedel getiriyor. Rahman'ın, Rahim'in, din gününün sahibinindir. Ama sıfat olarak değerlendirirseniz hamd Rahman ve Rahim olan din gününün sahibi Allah'ındır gibi. Ya da Rahman ve Rahim olan din gününün sahibi olan Allah'ındır. Bu şekilde. Hocam. Buyurun.
bir üstündeki şeyde e uzundaki vav maziye dönüştürürken muzari vav nasıl kayboldu? Gale fiilinden nasıl kaybolduysa aynen oradan da kayboldu. Gale'nin aslı gavele idi. Efendim buradaki gavele, çünkü gavul kökünden ben bunun ikinci harfinin vav olduğunu bilebiliyorum. Vav harekeli magabli mevtu. Bu gibi durumlarda illet harfi otomatikman elife dönüşür. Efendim gale. Şimdi yegulu. Yegulu'nun aslı yakvulu idi. Buradaki vav harekeli magabli sakin. Harekesini kendisinden öncekine verir. Yakulu olur. Efendim hareketten sonra vav dammeden sonra vav gelirse uzatılır. Yegulu. Yegulu olur. Peki şimdi ben gale fiilinin çekeyim. Gale mazi bir fiildir. Mazi fiillerin iki farklı çekimi olur. Gale ve gultu. Gale, gale, galu, galet, galete. Beşi aynıdır yani. Gultu geri kalan çekimlerinde hep kulne, kultuma, kultum, kulti, kulne hepsi hep kul, kul, kul diye devam eder. Efendim, evet. Gale, gultu. Peki burada niye galtu demedik de gultu dedik? Düşen harfin vavi olduğunu göstermek için gultu dedik. Aynı durum aze, yaudu içinde geçerlidir. Evet. Yani bu sorduklarınız işte birinci dönemin konuları. Efendim. Ecvef, mazi fiil, muzari fiil, çekimi. Mesela ba'a fiilinde de bi'tu diyorsun mesela. Bi'tu, ba'tu demiyorsun. Normalde ba'tu demem lazım. Ama bi'tu demişiz. Çünkü burada düşen elif var ya, bunun orijinali ye olduğunu göstermek için B'nin fetasını kesrayla dönüştürmüşüz. Evet. Tamam, bu şekilde olduğunu anlıyoruz da. Bir de araya bablar girince biraz bayağı sıkıntılı oluyor hocam. Bu şekilde olunca anlıyoruz da. Yani ben ne diyebilirim ki? Bablar girince de hani aslı Y olduğu halde farklı olanlar olabiliyor ya. Evet. Aslında temel birkaç tane konu var. Ses değişimi var. Onlar, babları bilirsen onlara uyarlıyorsun. Mesela gavele kökünü, efale versine uyduracaksın. Ne diyeceksin? Akvele diyeceksin. Burada geçerli ve gerekli olan tüm ses değişimlerini az önce söyleyiverdim. Gavele kaleye dönüştü. Yekulu, yekfulu, yekuliye nasıl dönüştü? Burada da ekvele aynı ses değişimleriyle ekaleye dönüşüyor. Peki mesela ekaltu dersen hocam, ne olacak? Mazi fiilin cemi müennesten sonrasını kastettim hocam. Orada bir tahmin yapamıyoruz ya bazılarında. Mesela evet. Üstüyü tahmin ettik. Ortası vav'da ama bu biraz baba da girince farklı olabilir. Yani İlk 5-6 baptan gelenler tabii, biraz farklı tabii, oluyor. Tabii. Onu dedim. Mesela anladım. Ha ama onu bileceğiz. Hafe mesela muzarisi yakafu. Peki hafe korktu. Korktum demek için haftu mu diyeceğim? Normalde haftu demem lazım. Ama hafe fiili ecvef vavi. O zaman huftu mu diyeceğim? O da değil. Hiftu. Peki Allah'ım ya Rabbim niye böyle? Çünkü bu dördüncü baptan. Yani fe'ile yef'alu kalıplarından. Diyeceksin ki ben nereden bileyim? Ama öğreneceksin bak mesela hafe ile ilgili bunu ben söyledim. Dördüncü baptan gelir. Bunu bileceksin. Hocam aklımızda kalmıyor. Ama aklında kalması lazım. Yani peki nasıl kalacak? Bol bol tekrar etmek suretiyle. Yani dil öğrenmek gerçekten kolay değil arkadaşlar. Hocam. Buyurun. Tam bu noktada hocam bölmek istemem size ama hani benim gibi düşünen öğrenciler de belki de vardır diye hani bu anlatış
dersin işleniş şekliyle alakalı hani Kur'an üzerinde çalışacağız demiştiniz daha önceki derslerinizde oradan yola çıkaraktan. Şimdi de hocam bazı şeyleri hani bildik ayetleri böyle ezberci bir şekilde cevaplayabilecek bir benim şahsım adına şeyim var, cevaplama durumum var ama mesela bir tane Euzu billah ya da Allah'tan sığınırım şeklinde Türkçe şeklinde sorduğunuz zaman bunu Arapçaya çevirme konusunda sıkıntı yaşama şeklini nasıl çözebiliriz? Yani bu dersi anlatış şekli hep böyle giderse sanki hocam ezberci bir hani bu ayetleri biliyoruz ya mesela hocam gitgide de yani nasıl bir şekle bürünecek merak ediyorum hocam. Şimdi aslında bu gibi soruların cevabını ilk gün vermiştim. Şey demiştim. Geçen sene Türkçe cümleden yola çıkarak ikinci dönem Arapçaya çeviri çalışması yaptık. Yani Allah'a sığınırım mesela. Bu cümleyi Arapçaya çevirin dedik. Efendim. İşte evden uyandım, evden çıktım, otobüse bindim. Hadi Arapçaya çevirelim dedik. Daha önceki derste zaten konu anlatımını yapmıştık. Bu sefer de dedim ki Kur'an-ı Kerim merkezde olsun. Buna rağmen mesela az önce Ayşegül veya Derya ne yaptı? Burada taşlanmış şeytandan, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım cümlesini dedim ki mazi yapın dedim mesela. Ya da yukarıda işte nasıl diyeyim başka bir ayet vardı onu taklit ederek efendim Hasan'ın bana Arapçayı öğretmesi babamı mutlu etti diye cümle kurdurmaya çalıştım mesela. Niçin ayette şey geçiyordu? Allemteni, bana öğrettin. Efendim gibi. Aynen hocam tam o başını kaçırmışım ben. Öyle olduğu zaman kesinlikle tam oturuyor taşlar dediğiniz gibi. Ben de birazcık geç başlayınca böyle gidiliyor zannettim hocam özür dilerim. Mesela şu an hafe ayetlerde yok ama mesela hiftu demişiz. Dolayısıyla korktum demek ise ve siz mesela dün sabah köpekten korktum cümlesini otomatikman çevirebilmeniz lazım. Eğer çeviremiyorsanız demek ki ben anlatamamışım size. Peki nasıl çevireceğiz? Burada sadece şu bilgiye ihtiyacınız var. Korkmak fiili nesnesini direkt alır, min ile de alır. Yani burada tabii köpekten bunun nesne olduğunu bilmemiz lazım. Hiftu. Hocam o sıralamayı bilemeyebiliriz. Yani hani istediğin gibi sırala bacım. Mesela burada ana öge ne? Korktum. Özne ve yüklem. Arapçaya çevirirken Türkçe cümlenizin özne ve yüklemini bulabiliyorsanız işte onu önce zikrediyorsunuz. Hıftu, korktum. Geri kalanını dün, sabah, köpekten ya hangisini söylersen söyle. Anlamında bir değişiklik olmaz. Peki nasıl diyeceksin? İşte şey dedim bak neyden? Sorusunun cevabını direkt de verebilir. El kelbe. Min ile de verebilir. Min el kelbi. Fis sabahi. Sabahi. Emsi. Bakınız. Şurada kelime bilginiz varsa benim hiftu demem sizin bu cümleyi kurabileceğiniz anlamına gelmesi lazım. Mesela dün sabah hocam tamlama değil mi? Hayır. İşte hocam dün, orada dün sabahın biz mef'ulün fih olduğunu bilemeyebiliyoruz yani. Ama bakınız ne dedim? Önceki derslerde ve iki defa anlatmışım. Korktum. Ne zaman? Nerede? Sorusunun cevabı mef'ul fih. Niçin? Sorusunun cevabı mef'ul leh. Ve mef'ul fihlerin lütfen başına fi'yi getirmeye, mef'ul lehlerin yani niçin sorusunun cevabının başına li getirmeye özen gösterin. %99 hata yapmazsınız.
Bakınız ben burada sabahın başına fi'yi getirdim. Şimdi Türk tane soruyor. Ems'in başına niye getirmedin? Arkadaşlar maalesef ems kelimesi fi almıyor başına. Almıyor. Çünkü o bir zarftır. Zarftır. Zarflar anadan doğma zarflar var. Onlar önüne fi almazlar. Mesela halfe arkasında demek. Emame önünde demek. Tahte altında, fevka üzerinde, beyne arasında demek. İnde yanında demek. Lede yanında demek. İşte haysu diye bir zarfımız var. Efendim bunlar fi anlamı taşır. İşte bunlara zaten emsi. Orada fi harfi cer olunca ismin başına geçmiş ya hocam zaten. Emsi de isim değil o zaman. Emsi. Efendim bunlar hep fi anlamı taşır. Önüne fi almazlar. Çünkü bunlar anadan doğma zarftırlar. Zarfın tanımı zaten fi anlamı taşıyan, önüne fi almayan demek. Ama sabah kelimesi zarf değil. Başına fi'yi getirebilirim. Eğer fi'yi getirmezsem o zaman mansup yaparım. Ben sonradan zarflaştırmış oldum. Fakat işte Emrullah'ın söylediği şey şu. Hocam diyor ben Türkçe'de dün sabah ifadesinin diyor efendim ayrı ayrı ögeler olduğunu bilmiyorum. Bunlar isim tanımlaması ya da sıfat tanımlaması değil mi diyor. Arkadaşlar en büyük problemlerimizden biri bu zaten. Yani biz kendi Türkçe cümlede özne, nesne, yüklemi belirleyemezsek ikinci bir dile aktarmamız mümkün değil zaten. Mümkün değil. O yüzden size şunu sormuştum. Ali gel cümlesinde buradaki özne nedir? Özne nedir diye sormuştum. Genelde arkadaşlar, Türk arkadaşlar, Türkçe bilen arkadaşlar Ali'ye özne der. Arkadaşlar burada Ali özne değil ki. Burada Ali özne değil ki. Peki gelin öznesi nerede? Gizli, sen. Sen. Peki diyeceksiniz ki Ali burada nedir? Ali seslenme cümlesidir. Şimdi sen mesela bu bahsettiğim bilgileri Türkçeden bilmezsen Arapçaya mümkün değil tercüme edemezsin. Mümkün değil. Eğer aranızda birisi Ayşe diyor ki hocam ben tercüme edebiliyorum diyor. Edebiliyorsa bu bildiği hani bahsettiğim bu bilgileri biliyor ama dile getiremiyor. Ya da ezberlemiş, taklit ediyor mesela. Zaten dil taklitle başlar. Ama hep taklitte kalırsa yeni bir cümle kuramazsın. Sadece taklit ettiklerin olmuş olur. Biz burada evet taklitle başlıyoruz ama bu bilgileri vererek orijinal cümle kurmanızın yolunu açıyoruz. Hocam. Buyurun. O zaman hocam sizin birinci dönem anlattığınız yani öyle bir çıkarımda bulundum. O videoları izleyip sonra hani aynı anda yürütmek bu dönemki derslerle sanki çok daha faydalı olacak gibi. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz dikkat edin şu an fiil çekimlerinden bahsediyoruz. İsim cümlesinden bahsediyoruz. Oysa yani hani bu şu ana kadar anlattığım konuların %90 belki daha fazlası birinci dönemin konusuydu. Size de sık sık anlattım. Buna rağmen ben hani konu tekrarı yapayım istedim. Çünkü metin okuyacağız. Efendim sonuçta ayetler de birer metin. Çünkü ögelerden oluşuyor. Cümlelerden oluşuyor. Okurken de hatırlıyoruz hocam. Allah razı olsun sıkılmadan anlatıyorsunuz. İşte ne kadar çok eski konulara değinirsek bu o kadar az yeni konu anlatacağım anlamına gelir. Yani bu bir tercih meselesi. Mesela siz ön çalışma yapsanız özellikle birinci dönem az önce senin de bahsettiğin gibi birinci dönemi mesela çabucak dinleseniz birçok konuyu aşmış olsanız ben size anlatacak yeni konu bulmam gerekecek. Efendim. Hatta anlatırken dikkat edin acaba bu hutbeyi
ki içinde hutbe olmuyor. Sadece imamın okudukları. Bunları kaç haftada bitireceğiz bakalım. İşte 2 saatte mesela 2-3 tane cümle çözümleyebiliyoruz. Yani bu şey olsaydı, hani seviye biraz daha yüksek, o zaman belki 5-10 cümle okuyacaktık. Yani evet. Maksat, hocam siz daha iyi bilirsiniz. Ama hani emri hazır gibi ya da fiiller, bunlarda çok takılmayabiliriz yani. Tabii siz daha iyi bilirsiniz de. Estağfurullah. Şimdi evet, ha şurada bir cümle kuracaktım. Ne dedim? Mesela aze sığınıyorum dedik. Mazisini bile söyledik. Yani siz söylediniz. Efendim cehennemden efendim yaratıcıya sığındım. Ne zaman? Efendim dün gece odamda. Böyle bir cümle kurabilmeliyim ben yani. Nasıl? Dostu Halik'i min cehennem efendim emsi leylen fi gurfeti odamda dün gece. Bakınız bunlar 3 tane ayrı öge. Dün. Dün gece değil. Dün. Gece. Odamda. Evet. Burada emsi mebni, o yüzden değişiklik yapamıyorum. Leylen yerine istersem filleyli diyebilirim. Hani ne zaman nerede sorusunun cevabına fi getirin dedim ya. Bak odamda derken fi getirmişim mesela. Evet. Burada bilmemiz gereken tek şey aze, yauzu, avzun. Bu sözcük sığınmak. Kime sorusunun cevabını bir harfi ceriyle, kimden sığınmak sorusunun cevabını min ile verir. Hocam, buyurun. Hocam yukarıda dün sabah derken fi sabahil emsi dedik değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? Fi sabahi emsi ya da sabahan emsi. Yani emsi sondaydı yani. Ama şimdi fark etmez. Dün gece der. Öyle mi? Fark etmez. Emsi'yi en başa aldım. Sabahan kelimesini ya da fi sabah en başa aldım. Hatta el kelime ya da minel kelbi kelimesini en başa aldım. İstediği yere koyarsın. Arapçada tamamlayıcı ögeleri. Burada en hocam, asıl burada en asıl öge hiftu. Korktum. Korktum. Özne ve yükleme. Hocam, buyurun. Özür dilerim hocam. Yani bu tamamen bir cümleye bakış açımızı değiştiren bir bilgi. Yani bu zamana kadar mübdeda haber, fiil, fail, mef'ul, ondan sonrası gerisi. Hani hep kafamız bu kodla çalışırken şimdi biz kendi cümlemizi doğal, yani tekit falan yapmadan kurmak istediğimizde sadece özne ve yani fiil ve faili bulduktan sonra diğer şeyleri istediğimiz yere oturtmamızın cümlenin anlamını bozmadığı, değil mi hocam, yanlış anlamıyorsam? Yani işte evet. O zaman hocam. Ama kitaplar hani size öğretilenler de şu. Bakınız mesela haraç tu, çıktım. Bunun dışında bu harece fiiline soracağın efendim tüm ögeleri istediğin yere koyabilirsin. Öne ya da sonraya. Fakat normalde sıralama, yaygın kullanım, önce mef'ulün bi gelir. Efendim sari. Daha sonra işte zorunluluk yok ama mef'ulün fi. Efendim mef'ulün le, efendim işte mef'ul mutlak gelebilir. Fakat şunların sıralanması zorunlu değil, tercihe bağlı. Yaygın kullanım bu yönde. Fakat bunların hepsini başa da alabilin. Bunların kendi içerisinde yerde değiştirebilirsin. Bakınız şunları aldım, başa aldım. Şunu aldım, efendim, şuraya getirdim. Şuraya koydum.
Bunlar mansub ögeler, tamamlayıcı ögeler. Sıralamak keyfi anlamında bir değişiklik olmaz. Peki diyeceksin ki ben bu ögeleri yer değiştirdiğimde nasıl birbirinden ayırt edeceğim? Ya bunların hepsi önünde harfi cer ya da muzaaf yoksa mansub olan ögeler. Hepsi mansub. Hepsi. O yüzden fiilin bir tane merfu ögesi vardır. Öznesi. Geri kalan ögelerin tamamı mansub ögelerdir. Peki harfi cer gelmişse ya ebem de biliyor harfi cerde sona gelen kelime mecrur olur. Mesela burada filleyli. Filleyli. Leyli niye kesraladın? Mübarek başında fi var. Leylen kelimesini niye fethaladım? Mansup yaptım. Çünkü tamamlayıcı tüm ögeler önünde harfi cer yoksa mansuptur. Mansuptur. Diyeceksin ki ama emsi mansup değil. Ya mübarek az sayıda isim var Arapçada. Az sayıda. Mebni'dir. Mebni. Mesela zamir tüm zamirler mebni. Tüm harfler mebni. İşte ey dışında tüm soru edatları mebni. İkillere hariç ismi mevsuller efendim hepsi mebni gibi. Ama sonuçta sayılı bunlar. Efendim. Ve fiilin tamamlayıcı ögeleri mansuptur. Önünde harfi cer yoksa. Efendim. Tüm mansuplar da mef'uldür denilir mi hocam? Tüm mansuplar mef'uldür. Arapçada 5 tane mef'ul var. 5 tane mef'ul var. Bunların sonunda ek olanları değiştiriyor. Hepsi mef'uldür. Mansuptur. Ama bazıları mesela mef'ul bih. Bazıları mef'ul fih. Bazıları mef'ul mutlak. Bazıları mef'ul leh. Bazıları mef'ul ma'ah gibi. Mesela fihi deyince nerede ne zaman? Nereye gelirse gelsin o fih, işte meah o tarz hani terimlerden bir de harekelerinden anlayabiliyoruz değil mi? Başa da gelse sona da gelse. Tabii ki. Evet. Peki. Olsun. Ha, şu cümleyi kurmuş muyduk? Kurmuştuk. Tamam. Efendim. Mesela şimdi buradan yola çıkarak gol. Mesela bundan bahsetmişiz. Bahsettik. Gol de. Neyi diyelim? Şimdi tırnak arası söz. E'ûzu bi rabbinnâs. Bak bi. Ne oldu? E'ûzu. Sığınıyorum. Kime? Bir harfi ceri geldi. Şimdi burada senin isim tanımlaması kurabilmen lazım. Rabbunnes. İnsanların Rabbi. Önüne bir harfi ceri getirirsen ne olur? Kesran olur. Bi Rabbinnes. Evet. Evet. Euzu bi Rabbinnes. İnsanların Rabbine sığınırım. Kul euzu bi Rabbinnes. Melikin nas. Bakınız. Burada bedel getirebiliriz. Bunu sıfat olarak da görülebilir. Bedel olarak da görülebilir. Bedel olarak görürsek insanların Rabbine, insanların melikine, insanların şusuna, busuna sıfat olarak görürsen insanların meliki olan insanların Rabbine gibi. Burada bedel grubu daha uygun düşüyor. Peki devam ediyorsun. İşte. Eğer kimden sığınırım sorusuna cevap vermek istiyorsan cevap vermek zorunda da değilsin. O zaman min kullanırsınız. Minel cinneti ve nas. Devamlı işte neydi? Kulâhuzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri. Min şerril
vesvas. Min şerril vesvas. Bakınız burada Rabbin nas şerril vesvas. İsim tanıması. Burada min harfi ceri geliyor. Burada bi harfi ceri geliyor. Vesvasın kötülüğünden, şerrinden. Vesvas ne demek? İşte sözlüğe bakıyorsun. Efendim. Peki burada e'uzu diyor. Peki bu fiil. Nerede sığınıyorum? Ne zaman sığınıyorum? Niçin sığınıyorum? Nasıl sığınıyorum? Bu soruların cevabı yok ayette. Ne yapacağız? Arkadaşlar, asıl ögeler özne ve yüklemdir. Bunun dışındaki ögeler tamamlayıcı ögelerdir. Tamamlayıcı ögeleri konuşmacı isterse söyler, isterse söylemez. Mesela nasıl sığınıyorum? Keyfe? Cevabı yok. Eyne? Nerede sığınıyorum? Mete? Ne zaman sığınıyorum? Cevabı yok bunun. Limede? Niçin sığınıyorum? Cevabı yok. Yani biz mesela uyudum. Dün ne yaptın? Cevabında bak ben soru sorarken niçin, nasıl, nerede sorularını düşürüyorum. Sadece ne yaptın diyorum mesela. Cevabında uyudum diyor. Nerede uyudun, nasıl uyudun, niçin uyudun? Bunların cevabını niye vermiyorsun? Sana ne? Konuşmacı verir bunların cevabını. Değil mi? Ve biz çoğu kere efendim ögeleri düşürürüz. Niye düşürürüz? Bilindiği için düşürebiliriz. Zaten biliyorsun yani önemli olmadığı için düşürebiliriz. Ya da gizlemek istiyoruz. Düşürürüz. Ya da bir ögeye açıklama getirmek anlamı sınırlandırır. Mesela burada yatmadan önce diye bir ifade geçse o zaman demek ki biz ne zaman Allah'a sığınırmışız? Yatmadan önce. Demek ki yattıktan sonra ya da uyandıktan sonra Allah'a sığınmamıza gerek yok. Şeklinde bir sınırlama olabilir. Bir yani öge zikredersen anlam sınırlanır. O yüzden niçin, nasıl, nerede, ne zaman bu soruların cevabı burada yok. O yüzden nasıl olursa olsun, nerede, ne zaman ya da sebebi ne olursa olsun sığınacaksın kardeşim. Sığınacaksın. Anlatabildim mi bilmiyorum. Kesinlikle hocam. Efendim peki Ela. Arkadaşlar hemzeleri düzeltiyorum bakınız. Ela ya da bazen Ema denilir. Ema efendim bu bak ben bazen konuşmacılar az önce yaptığım gibi yapar. Öksürür ya da şeklinde yapar. Ses çıkarır. Niye? Ben buradayım. Konuşmama başlayacağım. Dikkat kesilin efendiler. Anlamına gelir bu ufak ses. Bazen mikrofonu hafif vururlar. Ses gidiyor mu? Mikrofon çalışıyor mu diye. Onun çoğu artık ben konuşmama başlayacağım. Lütfen çeki düzen verin anlamına geliyor. İşte buradaki ema, ela da onlardan. Efendim. Yani herkes kulak kaparsın efendiler. Efendiler anlamına geliyor. Ela. Evet. Ondan sonra bak cümlemi söylüyorum ben şimdi. İnne ahselel kelami ve eblegan nizami kelamullahil melikil azizil allami. Ne kadar akıcı değil mi? Allah'ım ya Rabbim. Evet. Burada arkadaşlar bir özne, bir tane de yüklem yani isim cümlesi var. İnne bunu pekiştirmek için gelmiş. Niye gelmiş? Cümle pekiştirmek isteniyor.
İnne özneyi nasbeder. Burada ehsenel kelami ve eblagan nizami. Bakınız. Peki el kelam ve en nizam niye kesral olmuş? Musafun ileyhler meşhur olurdu. Onun için. Evet. Şimdi ehsen ve eblag ismi tavdidir. Hasen güzel, beliği isabetli. Hedefi tutan demek. Peki ehsen en güzel, eblag en isabetli. Efendim en yerinde gibi. Kelamullah isim tanımlaması. Allah'ın sözü. El melik, el aziz ve el allem kelimesi ise Allah'ın sıfatları. Burada sıfatlar Allah lafzına dört açıdan uyuyor. Ha. Evet. En güzel söz ya da sözün en güzeli. Geçen derste hatırlarsanız şöyle demiştik. Ecmelu bintin ya da ecmelul benati, hatta bu ecmelul binti şeklinde de gelir. Efendim burada bint yerine talip kelimesini de kullanabilirsin. En güzel kız, kızların en güzeli ve kızın en güzel şeyi gibi. Bunu bint yerine talip getirirsen ecmeli talibin en güzel öğrenci, ecmeli tullabi öğrencilerin en güzeli, ecmeli talibi öğrencinin en güzel şeyi. Efendim bu fazla Türkçe'de kullanılmıyor gibi. Efendim ama burada bak sözün en güzeli efendim ve en isabetli sistem melik, aziz ve allem olan Allah'ın sözüdür. Kema kâle Allahu tebareke ve teâle fil kelam. Burada tebareke, bak teâlenin yanına gelmiş, atıf grubu oluşturulmuş. Bu dua cümlesidir. Allah lafzıyla kullanılır. Ana öğeyle bir ilgisi yok. Kâle, fiil, Allah fail, fil kelam, mefulü fiil. Allah sözünde, burada Allah'ın sözü deyince genelde Kur'an-ı Kerim anlaşılır. Allah'ın efendim Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi. Söylediği gibi. Şimdi biz genelde Allah lafzıyla birlikte dedi fiili geldiğinde biz Türkçe'ye saygıdan dolayı buyurdu sözcüğünü kullanırız. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi. Evet. Şimdi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu söze geçiyor. Ve izâ kuriyel Kur'ânu festemî'û lehû ve ensitû leallekum turhamûn. İnne't dîne 'indallâhi'l İslâmu. Sadakallahu'l azim. Evet, sadakallahu'l azim benim söz. Yani imamın sözü. Şurada iki tane efendim burada iki tane ifade var ama işte bakacağız kaç tane cümle var. Hatırlarsanız şöyle demiştim. Özellikle fiil cümlesinin önüne ideyi getirdiğimizde ne oluyordu? Zarflaşıyordu. Zarflaşıyor. Kuriyel Kur'anu. Kur'an okundu. İdeye getirdiğinizde Kur'an okunduğunda. Kur'an okunduğu zaman. Evet. Festemi'u lehu. İstemi'u dinleyin demek. Dinleyin demek. Lehu onu. Şimdi istema fiili dinledi. Kimi sorusunun cevabını efendim hem istema ile ile hem de li ile kullanılabilir. Bu iki harfi cerle verebilir. Mesela beni dinle demek istediğimde istemi ileye diyebilirsin. İstemi ileye istemi li diyebilirsin. Beni dinle. İstema. Hocam. Efendim bunun iftial babından olduğunu anlamışsınızdır. Buyurun. Hocam bazı hani fiiller baba girse de girmese de aynı anlamı taşıyor ya. Yani burada semea da zaten işitti dinledi. İstema olunca ne değişti hocam?
Şimdi Semiha duydu, işitti. Efendim daha çok duymak, işitmek. Efendim istema ise efendim bir bilinçli olarak ister kendini zorla ister zorlama kulak kapatmak, dinlemek anlamı var. Normalde mesela ben seni dinlemiyorum. Siz arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Sizi dinlemediğim halde duyabilirim. O zaman ama, işitçi Semiha diyeceğiz. Yani evet. Evet. Ama istema dinledi. Semiha duydu, işitti. Evet. Lehudeki L ne hocam? İşte li harfi ceri. Diyeceksiniz ki burada mesela li niye L diye okunuyor? Bu harfi ceri olan li, harfi ceri olan li efendim herhangi bir ismin başına gelirse kesral okunur. İsmin başına efendim normal zamire gelirse, zamire gelirse y dışındaki zamirlerde fetal okunur. Mesela k getirelim bunun sonuna li, like olmaz. Olur. Mesela li, hu zamirine getirirsek lihu olmaz. Lehu olur. Ama Allah lafzını başına getirelim. Mesela lillahi. Lillahi. Hocam zamire bitişince böyle oluyor değil mi? Benim bir de şurası ilgimi çekmişti hocam. Nebe suresinde amme derken mesela oradakinin an harfi ceri olduğunu sonradan duydum. Çok ilgimi çekti. Demek ki bu bitişme kuralları da bilmemiz lazım. Onlar da çok değişiyor. Efendim birçok ma var. Bunlardan birisi soru ma'sıdır. Soru ma'sıdır. Diğer birisi de ismi mevsul ma'sı. Hani ellezi konumunda olan var ya. Evet. Harficerlerden sonra soru ma'sı gelirse mesela li burada gelip düşer. Bakınız bu istifamiyedir. Mesela an a. Tabii burada bir idgam kuralı var. Amme. Şimdi amme burada elifi silerseniz bu oradaki ma istifam bildirir. Peki eğer ma'nın elifini silmezseniz o zaman o ismin mevsul olan ma'dır. Bakınız elif var. O ma'lar ismi mevsul ma'sıdır. Anlatabildim mi? Amme mesela amme yetesâelûn dediğimizde eğer oradaki ma soru edatıysa elifini siliyoruz. Eğer silmezsek o zaman ismi mevsul olur. Peki diyeceksiniz ki aralarında fark var mı? Olma mı? Olma mı? Mesela hocam biri neyden biri de öyle şeyden mi oluyor? İşte mevsul olduğunda sıfat fiile dönüştürür. Kendisinden sonraki cümleyi ellezi gibi sıfat fiile dönüştürür. Mesela ma ketebtehu. Buradaki ma mevsuliye ise, ismi mevsul ise bunun anlamı yazdığın şey demek. Yazdığın şey. Yazdığın şey eğer buradaki ma istifam bildiriyorsa o zaman şuradaki hu'ya ihtiyaç yok. Ne yazdın demek? Ne yazdın demek? Eğer buradaki ma dafiye ise
olumsuzluk bildiriyorsa, o zaman sen onu yazmadın anlamına geliyor. Şimdi diyeceksin ki ben bunları nasıl ayırt edeceğim? Şimdi yanında başka cümleler, kelimeler var mı? Bir defa sen cümle kurmak istiyor musun, istemiyor musun? Mesela şuradaki ma ismi mevsul olarak kullanıldıysa bu ifadenin tamamı tek bir ögedir. İsmi mevsul ya hani sıfat fiile dönüştürür demiştik. Soru edatı ise işte cümle başında olur. Soruya konu olan öge çünkü. Mesela bu ma ketebtehu onu yazmadın. Bu cümleyi söylediğimizde karşıdan bir cevap beklemeyiz. Ama ma ketebte dersek karşıdaki kişi cevap vermesi lazım. Yani bir de biz bir cümleyi böyle boşluktan diyalog ortamına koymayız. Tarafların daha önce söylediği bir şey vardır. Yani bir diyalog devam ediyordur. Mesela ben sana durup dururken ne yazdın der miyim? Mesela der ya ne yazdın diye soru sorar mıyım? Saçma bir soru olur. Ama Derya'ya ben ne yazdın diye sorduysam demek ki Derya'nın bir şey yazdığını biliyorum. Gibi. Hocam ma ketep tehu ile yani yazdığın şey ismi mevsul olan ma ile aşağıdaki ma ketep tehu sen onu yazmadın. Aynı yazılımı her şeyi aynı yani. Ama aralarındaki en büyük farklılık bir tanesi tamamlayıcı bir ögeye ihtiyaç duyuyor. Burada tek bir öge var, yargı yok. Ama bu mevcut haliyle yargılı bir ifade, cümle. Mesela ma ketebtehu emilun derseniz buradaki kesinlikle olumsuzluk bildirmez. Yazdığın şey, yazdığın güzeldir, güzeldir. Ya da mesela risaletun, yazdığın bir mektuptur. Ya da makaletun, yazdığın bir makaledir gibi. Bunu cümleden çözebiliyoruz değil mi hocam? Tabii cümle kurmazsan hiçbir şeyi çözemezsin. Çözebilmek için kurulu cümle olması lazım. Ve dikkat ederseniz bakınız çözerken ahsenel kelam isim tamlaması. Eblagan nidam isim tamlaması. Bu iki tane isim tamlamasını vavla atıf grubu kuruyorum. Ahsenel kelam ve eblagan nidam. Daha sonra bunu innenin ismi yapıyorum ve bir de haber getiriyorum. Yani isim tamlaması, sıfat tamlaması, atıf grubu, yani kelime grupları yapıyorum. Daha sonra evet Ela neredeydi? Ha. İde mesela. İde peşinden gelen fiil cümlesini zarflaştırır dedik. Fakat bu arada ide cezmetmeyen şart edatlar arasında da zikredilir. Peki burada şart edat olarak da zikredilmiş. Yani ide her zaman cümleyi zarflaştırır. Bir defa onu söyleyeyim. Ama aynı zamanda şart anlamı da içerebilir. Burada olduğu gibi. İde kuriyel Kur'anu Kur'an okunduğunda festemi'u lehu. Onu dinleyin. Burada bakınız cevabının başına burada bir şart cümlesi var. Cevabının başına F gelmiş. Arkadaşlar bu F çok orijinal. Bir şart edatı ve peşinden şarta konu olan husus yani şart fiili getirdikten sonra asıl yargılı ifadeyi cevabı taşır. Her tür cümleyi cevap cümlesi olarak getirebilirsin.
Şimdi şartın fiili, fiil cümlesi kullanımı sınırlıdır. Yani burada fiil cümlesi olması lazım. %99.9 oranında. 1-2 istisnasını saymazsak. Fiil cümlesi olmalı. Şartın fiili. Ama şartın cevabı asıl yargıyı taşıyan sonuç cümlesi her tür cümle olabilir. Soru cümlesi olur, olumlu cümle olur, olumsuz cümle olur, isim cümlesi olur, fiil cümlesi olur, camit fiilli cümle olur. Her tür yapı cevap cümlesi gelebilir. Yeter ki başına F getir. Yeter ki başına F getir. Diyeceksiniz ki hocam F getirmesek de olur mu? F getirmediğin yer az. F'yi getirmediğin yer az. Efendim. Ama aklınızda F'yi getirmek olsun. Çünkü cevap cümlelerine baktığımızda 20 farklı yapı karşımıza çıkıyorsa 19'unda F kullanılır. Onu söylemiş olayım. Hocam, şimdi hocam ve izâ kuriyel Kur'ânu istemmi'u dediğimizde F getirmeden, yani onu söylediğimizdeki anlamla F getirerek getirdiğimiz anlam. Aralarında farklılık yok. Aralarında bir farklılık yok. Fakat siz buraya F getirmezseniz istemi'u lehu ifadesini bu cümlenin sonuç cümlesi, cevap cümlesi yapamazsınız. Niçin? Çünkü eğer cevap cümlesi yapmak istiyorsan ya mazi ya da muzari bildiri kipinde getirmen lazım bu cümleyi. Ama bu dilek kipi, emir kipi, F'yi getirmezsen Arap bu şart cümlesinin cevabını ilerlerde bir yerde aramaya başlar. Çünkü bunlar şartın cevabı olmaya uygun değil. Devam eder. Ondan sonra der ki ya bu şartın cevabı yok. O yüzden o F çok önemli. F'nin sonra anlamı hocam var mı hocam? Anlamı yok. Buradaki F'nin gelişi peşinden gelen ifadenin şu şartın cevabı olduğunu bildirmek. Yok hocam, başka ayetlerde hani Kur'an'da sıkça F diye hani başlıyor da orada hani tercüme ederken bazen hocalarımızdan şeyi duyuyorum. Hani sonra gibi bir kelime Şimdi ama Arapçada F'nin birçok görevi var. Mesela ve, her ve, hani her sakallı dedemiz değildir diyoruz ya, ve mesela atıf harfi olarak gelebilir. Türkçedeki ve'ye benzer. Hal vav olarak gelebilir. İsim cümlesinin önüne gelir. Efendim. Ondan sonra kasem vallahi örneğinde olduğu gibi vav gelebilir. Yani bir sürü vav türü var. Aynı durum F için geçerli. Mesela hal vavı olduğunda vava anlam vermezsin. O vav'ın görevi şu. Benden sonra gelen isim cümlesi haldir ona göre. Ama şuradaki vav Türkçe'ye yansıtırsın. Ve diye. Ama vallahi derken buradaki ve'yi ve diye Türkçe'ye yansıtmazsın. Allah'a yemin olsun ki dersin. Aynı durum F için de geçerli. Bazı F'ler mesela az önce atıf harflerinden bahsederken Hasenun ve Aliyyun, fe'aliyyun demiştik. C fiiliyle örneklendirmiştik. C Hasenun fe'aliyyun. Ne demek? Hasan peşinden Ali geldi. Buradaki F atıf harfidir. Peşinden anlamını verir. Ama buradaki F efendim şartın cevabının başına gelen F'dir. Bunun bir anlamı yok, görevi vardır. Türkçe'ye yansıtılmaz. Birleşip birleşmemesi gibi hocam, bir ayrım olur mu hocam? Yok.
tüm fe'ler kendisinden sonraki ne bitişir. Yani bu burada hocam, bitişmiş. O zaman atıf harfidir, sonucuna çıkamazsınız. Tüm fe'ler tüm görevlerini yaparken bitişirler. Buyurun. Bizim bu bahsettiğimiz fe mesela Kur'an-ı Kerim'de işte Rahman suresinde Allah-u Teala'nın nimetlerini sayıyor. Öyleyse sen de Rabbini zikret diyor ya en sonda tesbih et. Ya da işte Zuha suresinde biz sana şunu şunu yaptık, yetim bulduk, işte sen de fakiri doyur filan gibi devamında. Hani hı-hı, öyleyse gibi bir anlamı değil var şu anki hayır, öğrendiğimiz. Hayır. Buradaki fe'nin tek görevi benden sonra gelen yapı benden önce geçen şartın sonuç cümlesidir. Cevabıdır mesajını vermek. O kadar. Peki niye fe'yi getirdik? Yani örnek, hocam. Şunu örnek versem. Yani ezanı duyduysan namazını kıl gibi. Hani bunu şart koşmak olur mu? Namazını kıl, namazını kıl bir emir cümlesidir. Emir cümlesi dilek cümlesidir. Dilek cümlesidir. Dilek cümlesi şartın cevabı olduğunda başına fe gelmek zorundadır. Mesela şurada fe gelmeyebilir. Ali dersine çalışırsa başarır. Başarır. Mesela bunu efendim in iştehede aliyyun ki dersihi ya da çoğulu da yapabiliriz. Efendim necaha necaha. Ali dersini çalışırsa başarır. Buraya fe getirmeyiz. Şimdi ben bunu muzari fiille anlatacağım. İn yeştehid aliyyun fi dersihi yencah. Fe yine gelmez. Mazi ve muzariyi birbiriyle yer değiştirsem fe yine gelmez. Peki mesela fe nasıl gelir? Ali dersine çalışırsa efendim o başaranlardan biridir. Mesela burada cevap cümlesine bakıyoruz. O başaranlardan biridir. Normalde cevap cümlemiz mazi ya da muzari. Bildiri kipinde gelmesi lazım. Ama burada isim cümlesi geliyor. O zaman buraya fe koyman gerekiyor. Eğer buraya fe koymazsan şu ifadenin cevap cümlesi olduğu sonucuna çıkamıyoruz. Yani şartın cevabı bildiri kipinde gelmezse mazi ya da muzari fiili başına fe'ye gelir. Soru cümlesi gelirse, emir cümlesi gelirse, isim cümlesi gelirse, bakınız devamı var bunların. Ayrıntılı olarak videolarda anlatıyoruz zaten. Başına fe gelir. 20 tane kullanımı varsa 19'unda başına fe geliyor. Fe'nin bir anlamı yok. Görevi var. Neymiş görevi? Benden sonraki ifade geçen, daha önce geçen şart cümlesinin cevabıdır, sonuç cümlesidir. Bunu Arapçaya tercüme ettiğimizde in iştehade aliyyun fi dersihi muzari ile de ifade edebilirim. Fehuve minen nacihin. Fehuve minen nacihin. İsim cümlesidir. Başına fe gelmek zorundadır. Buradaki fe'nin anlamı yok. Görevi var. Peki şunu kısaca anlatalım. İde kuryel Kur'anu festemi'u leh. Ve ensitu. Ensitu. Bakınız buradaki elif hemzeli. İfal babından olduğu için. Ama istemiyor derken buradaki elif elifi vasıl. Elifi vasıl. O yüzden hemze yazmıyoruz. Ensitu kulak kabartın demek. Onu dinleyin ve kulak kabartın. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
umulur ki bağışlanırsınız. Merhamet edilirsiniz. Burada leallekum turhamun ifadesine bakalım. Lealle inne ve benzerlerinden biri. İnne, enne, leyte, lealle, keenne, lakinne. Bunlar isim cümlesini kendisine malzeme olarak anırlar. Buradaki kum özne turhamun yüklemdir. Mübteda haber. Önüne lealle gelerek bu mübtedaya leallenin ismi turhamun ifadesine leallenin haberi diyorum. Buradaki turhamun meçhul çatılı fiil. O yüzden şuradaki vav'a naim fail adını veriyoruz. Hani malum çatılı fiillerin faili. Meçhul çatılı fiillerin naim faili olur. Evet. Buradaki kum leallenin ismidir. Zamirler mebnidir. Mebni bir kelimeyi irab ederken mahallen irab ederim. Leallekum. Buradaki kum leallenin nasb mahallinde ismidir. Turhamun. Bu da ref mahallinde haberidir. Yani mahallen merfudur. Niçin mahallen merfudur? Çünkü C'ler yani isim cümlesi, fiil cümlesi, şibi cümlesi bir ögeye karşılık geldiğinde mahallene irab edilir. Efendim. Burada istemi'u ile ensitu ifadesi vavla birbirine atfedilmiş. Kur'an okunduğunda onu dinleyin ve kulak kabartın. Umulur ki merhamet edilirsiniz. Bağışlanırsınız. Ya da şöyle bile anlamlandırmak mümkün. Kur'an okunduğunda bağışlanırsınız, merhamet edilirsiniz ümidiyle, umuduyla ya da bunu umarak onu dinleyin ve kulak kabartın. Kulak kabartmak yani hani dinliyorsun daha da böyle kendine veriyorsun. İstemiyor iftial ensitu ifal babındandır. Arkadaşlar bugünkü dersimizde böyle oldu. İnneddine indallahil islamu ifadesinde de bakınız isim cümlesi başına inne gelmiş. Buradaki el islam innenin haberidir. Merfu. Ettin innenin ismidir. Maslu. Allah katında din İslam'dır. Allah katındaki din İslam'dır. Efendim. Sadakallahul azim. Burada sadaka fiil, Allah fail, el azim Allah lafzının sıfatıdır. Evet. Yüce Allah doğruyu söyledi. Allah'la ilgili mazi fiiller çoğu kere efendim geçmiş zaman ifadesinden sıyrılarak da tercüme edilebilir. Allah, Yüce Allah doğru sözlüdür. Hep doğruyu söyler gibi. Hani bunun da sebebi var. Allah için mekan ve zaman sınırı yok. Mekan ve zamanla sınırlı değil. Bizler için sınırlı. O yüzden bizde geçmiş zaman, şimdiki ya da gelecek zaman var. Evet. Hocam. Buyurun. İnnettin indi Allahil İslam derken orada açık bir özne ve fiil olmadığı için hani az önce cümle kuruluşta fiili ve faili bulduktan sonra istediğimiz gibi yer değiştiririz bilgisi. Böylesine bir cümlede farklı şekilde yapılabilir mi? Mesela burada herhalde innenin işte ismi ve haberi var. Burada da bir değişiklik olduğu zaman bir anlam bozulmasına karşılaşır mıyız? Şimdi şöyle bir şey var. Eğer innenin ismini mansup yaparsan hani bazı sözcükler mebni oluyor ya, mebni değil, mansup yaptın. Mesela innettine indallahi el-islamu dedin.
El-İslamu kelimesini başa alarak da bu cümleyi kurabilirsin. Çünkü buradaki damme onun haberinin, ettiğine kelimesinin fetası bunun özne ismi olduğunu gösteriyor. Fakat zaten iki tane öge var ya. İki tane öge var. Yani arka arkaya söylesen ne olur ki? Ama fiil cümlesinde öyle değil. Fiil ve fail zorunlu ögeler. Onu bir hamlede söylüyorsun. Onun dışında altı tane öge. Yani beş mefuller ve hal ögesi. Bunlar mansup ögelerdir. Mansup ögelerdir. Normalde fiil failden sonra sıralanır. Ama istediğiniz yere de getirebilirsiniz. Çünkü onlar mansup oldukları için hangi ögeye karşılık geldiklerine dair bir tereddüt oluşmaz. Ama şu var. Eğer hangi ögeye karşılık geleceğine dair bir tereddüt varsa o zaman istediğin gibi sıralayamazsın. Ne yapacaksın? Fiil ve failden sonra getireceksin. Ama böyle bir anlam kapalılığına götürecek, sebep olacak bir durum söz konusu değilse beş mefuller ve hali tamamlayıcı ögelerdir bunlar. İstediğin yerde istediğin şekilde birbirleriyle yer değiştirerek kullanabilirsin. Zorunluluk olmadığı sürece. Efendim, yani Arapça murab bir dildir. Bu ögelerin yer değişimini sağlayan husus da murab oluşudur. Bizim Türkçe'de de efendim eklemeli bir dildir. Efendim özne nesne yüklem işte hangi ögeye karşılık geldiği biliniyorsa o eklerden bunu anlayabiliriz. Yer değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Yer değiştirebiliyoruz. Siz şey diyorsunuz ama hocam Türkçe'de yer değiştirince devrik cümle oluyor. Ya Arapça'da devrik diye bir şey yok. Yani Türkçe'deki o devriklik ifadesi Arapça'da yok. Efendim, Arapça'da buna takdim tehir diyorlar. Peki Türkçe'de öne aldığımızda ya da arkaya aldığımızda devrik olduğunda bazen kulağımızı tırmalıyor. Arapça'da kulak tırmalamaz olayı yok. Efendim. Ama sınırlılıkları var mı? Mesela zamir nedir? İsmin yerini tutar. Peki ben zamir kullanacaksam ne yapmam lazım? Önceden ismini açıkça söylemem lazım. Peki önce zamir söyleyip sonra ismini söylersem olur mu? Hayır. Mesela bu bir sınırlayıcıdır. Mesela soru cümlesi kuracağım. Soruya konu olan ögeyi Arapça'da cümle başına almam lazım. Diyeceksiniz ki ben sonra zikretmek istiyorum. Sonra zikreder. Yani başa almazsan soru cümlesi kuramazsın mübarek. Ne yapacaksın? Soruya konu olan ögeyi cümle başına alacaksın ki soru cümlesine dönüşsün. Mesela inne ve kardeşleri isim cümlesinin önüne gelir. Ben inneyi şuralara koyabilir miyim? Ya mübarek, innenin işi isim cümlesinin önüne gelmek. Mesela. Anlatabildim mi? Mesela hocam Allahul Azimu. Bunu sadakanın önüne getirebilir miyim? Mübarek, getirirsen fail olmaz. Çünkü tanım ne? Fiilden sonra gelen merfu isim failidir. Fiilden önceye almışım ben bunu. Demek ki fail değil. Peki ne olur? Mübteda olur. Mübteda olur. Fail olmaz. Çünkü failin tanımı ne? Fiilden sonra gelen merfu isim. Böyle. Peki. Bir sonraki derste inşallah görüşürüz. Efendim birinci hutbe ile ikinci hutbe arasında otururken neyi okuyacakmış? Oradan devam ederiz inşallah. Peki arkadaşlar. Şuradan...